Herkese merhabalar arkadaşlar. Örgü Diyarı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tığ işi çok kolay, çok şık bir model anlatımı yapacağım. Şu şekilde hem bebe yünü hem de şal ipinde nasıl durduğunu göstereceğim. Şöyle 2 milim tığ kullanacağım arkadaşlar. Şimdi hemen yapım aşamalarına geçiyorum. Evet arkadaşlar, şöyle zincir çekerek başlayacağız. Çok sıkı çekmiyorum zincirlerimi. Üzerine modelimi kuracağım. Bakın bu şekilde 4 ve katları olarak zincir sayınızı hazırlayabilirsiniz. Ya da uzunca bir zincir çekip fazla olan zincirimizi sonrasında kesebiliriz arkadaşlar. Evet, benim için bu kadar zincir yeterli arkadaşlar. Şimdi bakın hemen şu ikinci zincirimden tığımı geçirdim. Bir tane sık iğne çalıştım buraya. Burada 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Buradan sayıyorum. 1, 2, 3 atladım. Dördüncü zincirimden tığımı geçiriyorum. Sık iğne ile sabitliyorum. Devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim tekrardan. 1, 2, 3, 4. zincirimden tığımı geçirdim. Sık iğne ile sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. 1, 2, 3, 4. zincirimden. Tekrar sık iğne ile sabitledim. Bakın bu şekilde sıramın sonuna kadar ilerleyeceğim arkadaşlar. Şimdi ben hemen bu kısmı tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar, bakın sıramı tamamladım. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane çiftli sayılardan oluşsun arkadaşlar. Buradaki oluşturduğumuz yuvalar, 8 yuvam oldu benim. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim ve modelimi çeviriyorum. Bakın şuradaki zincir boşluğumdan tığımı geçirdim. Buraya bir sık iğne yaptım ve sabitledim. Şimdi tığımı ipimi alıyorum. Şurada sık iğnem vardı ortada arkadaşlar. Oradaki sık iğneden tığımı geçirdim. Buraya ikili trabzan yapıyorum. Tekrar tığımı ipimi alıyorum. Aynı noktadan 2, 3, 4 ve 5. Bakın 5 tane trabzan yaptım. Hemen yandaki boşluğun içinden tığımı geçirdim ve sık iğne ile sabitledim. Şöyle bir görüntüm oluşuyor arkadaşlar. Devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 zincir çektim. Hemen bir yandaki boşluğumun içinden tekrar sık iğne ile sabitledim. Şimdi tığımı ipimi alıyorum. Buradaki sık iğneme yine bu şekilde modelimi kuracağım. 5 tane ikili trabzan. Bakın 5 tane trabzanımı yaptım yine. Şimdi geldim şuradaki boşluğumdan sık iğne ile sabitledim. Devam edeceğim arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim yine. Hemen yandaki boşluğumun içine sık iğne ile sabitliyorum. Şimdi tekrar şuradaki sık iğnemin içine 5 trabzan yapacağım. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilerleteceğim arkadaşlar. Şimdi ben hemen bu kısmı da tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar, bakın sıramın sonuna geldim. En son sık iğnemi yaptım. 5 trabzanından sonra burada 1, 2 tane zincir çekiyorum. Tığımı ipimi alıyorum.
şu kenarda alttaki sık iğnemden tığımı geçirdim ve ikili bir trabzan çalıştım. Bakın sıramı bu şekilde tamamladım. Şimdi burada bir tane zincir çektim. Modelimi çeviriyorum. Şu hemen en son trabzanımın tepesinden bir sık iğne yaptım yine. Burada 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane zincirimi çektim. Bakın şurada 5 trabzanım vardı. 1, 2, 3. trabzandan tığımı geçirdim. Tam orta noktası oluyor arkadaşlar modelimin. Ve burada yine bir sık iğnesi yaptım ve sabitledim zincirlerimi. 1, 2, 3, 4, 5. Tekrar 5 zincir. Bakın şu hemen aradaki zincirlerime geldim ve sık iğne ile tekrar sabitledim arkadaşlar. Devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Tekrar 5 zincir çektim. Ve yine burada 1, 2, 3. trabzanımdan arkadaşlar tığımı geçirdim ve sık iğne. Bakın bu şekilde bu sıramı zincirlerle ilerleteceğim arkadaşlar. Geri dönüş sıram bu sıram. Yine 5 zincir çekiyorum. Bakın şöyle. Sık iğne ile sabitliyorum. Sıramın sonuna kadar 5 zincir olarak ilerleyeceğim. Bakın yine sıramın sonunda 5 zincirimi çektim. Şurada 5 tane zincir çekmiştim. 3. zincirimden tığımı geçiriyorum. Ve yine burada sık iğne yapıp bakın sıramı bu şekilde tamamlıyorum arkadaşlar. Şimdi burada 1, 2, 3 tane zincir çektim. Modelimi çeviriyorum. Tığım ipimi aldım. Bakın en son yaptığım sık iğnenin içinden tığımı geçiriyorum. Zincirlerimin hemen dibinden. 1 tekrar aynı yerden 2. 2 tane ikili trabzan yaptım. Şimdi hiçbir işlem yapmadan şuradaki zincirlerimin içinden geçtim ve sık iğneyle sabitledim. Burada 1 2 3 4 5. Şu kısma yarım model çalıştım arkadaşlar. Modellerimi ortaya kaydırarak ilerleyeceğim. Şimdi tekrar tığma ipimi aldım. Bakın şu alttaki boşluğun üstüne yine aradaki sık iğnemden tığımı geçirip bu kez modelimi bu iki modelimin ortasına kuracağım arkadaşlar. 5 tane ikili trabzan. 2 3 4 ve 5. Bakın 5 trabzanımı yaptım. Hemen şu yandaki boşluğumun içine sık iğne ile sabitledim. Şimdi 1 2 3 4 5. Tekrar 5 zincir çektim. Geliyorum şuradaki boşluğumun içine sık iğne ile sabitliyorum. Tığma ipimi alıyorum. Bu kez modelimi bu iki modelimin ortasındaki sık iğneye kuracağım. Bakın şöyle. Evet arkadaşlar bakın bu sıram da bu şekilde ilerleyecek. Şimdi ben hemen bu sırayı da tamamlayayım. Sıra sonunda tekrar göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın sıramın sonuna geldim. Sık iğnemi yaptım. Tığma ipimi alıyorum burada. Normalde bu kısma model çalışmam gerekiyor.
Yarım model yapacağım. Kenar olduğu için 1 2 tane trabzan, bir de kenar için trabzan yapıyorum. Diğer tarafta zincir çalışmıştım. Bakın şöyle iki tarafım da aynı şekilde görünecek. Hemen devam ediyorum. Bir tane zincir çektim. Modelimi çevirdim. Bakın en baştaki şu trabzanımın tepesinden bir sık iğne. Her sıramıza sık iğne ile başlıyoruz arkadaşlar. Burada 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir. Bakın geldim. Hemen şu boşluğumun içinden tekrar sık iğne ile sabitledim. Şimdi geri dönüş sıram arkadaşlar. Zincirlerle ilerlediğim sıra. Her sırada tekrar 5 zincirimi çektim. Bakın şurada 3. trabzanımdan tığımı geçirdim. Sık iğne ile sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5. Zincir sıramı yapıyorum arkadaşlar. Sıramı sonuna kadar bu şekilde zincirlerle ilerleteceğim. Şu alt sırada yaptığım işlemin aynısı arkadaşlar. Şimdi ben hemen bu kısmı da tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar, bakın sıramı yine bu şekilde zincirlerle tamamladım. En son zincirlerime sık iğne yaptım. Burada bir tane zincir çektim. Modelimi çevirdim. Dilerseniz burada doğrudan 5 zincir de çekebilirsiniz ya da bir zincir çekip sık iğne, sonrasında 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Ve bakın ilk boşluğuma tekrar geldim. Sık iğne ile sabitledim. Şu başlangıçta yaptığım sıranın tekrarı arkadaşlar. Şimdi tığım ipimi alıyorum. Ve şu ortaya yine trabzanlarımı yapıp modelimi çalışıyorum. Bakın 5 tane trabzanımı yaptım. Hemen yandaki boşluğumdan sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çekiyorum. Bir yandaki boşluğumdan sık iğne. Tekrar tığıma ipimi aldım. Şuradaki boşluğuma yine modelimi kuruyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bakın bundan sonrası model tekrarı. Modelimiz zaten ortaya çıktı. Ben şimdi hemen bunu biraz daha ilerleteyim ve diğer ipimle çalıştığım modelle birlikte sizlerle olacağım yeniden. Evet arkadaşlar, bakın modelimin daha ilerlemiş hali bu şekilde görünecek. Şöyle yakından göstermek istiyorum. Bakın arkası da bu şekilde. Bebek yününde çalıştım bunu. Yelek yapabilirsiniz, bebek battaniyesi yapabilirsiniz. Hırka, atkı, bere yapımında kullanabilirsiniz. Gerçekten çok çok şık bir model. Bu da şal ipinde çalıştığım model. Bu da gayet şık ve güzel oldu. Şal olarak yapabilirsiniz, yelek yapabilirsiniz. Yine uygun gördüğünüz yerlerde rahatlıkla uygulayabileceğiniz bir model. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.